Herkese merhaba. Bu hafta yeni akvaryumumun kurulumuna başlıyoruz. Yaklaşık 6 yıldır akvaryum hobisinden uzak duruyorum ve dönmüşken çok sağlam bir şekilde dönmeye karar verdim. Dedim ki bir akvaryum yapacağım ve daha önce yapamadığım her şey o akvaryumda olacak. Şimdi öncelikle tanktan başlayacak olursak, tankımız 150-60-60 ölçülerinde toplam 540 litrelik bir tank. 15 milimetrelik ultra clear camla üretildi. Ultra clear camın normal camdan farkı ise ışık geçirgenliğinin fazla olması. Yani karşıdan bakarken hani bu kalınlığı bir cama normalde baktığınızda hafif yeşil görürsünüz ya. Buna karşıdan baktığınızda neredeyse hiçbir şekilde yeşillik görmüyorsunuz. Yani çok daha keskin, net bir görüntü elde ediyorsunuz. Dolabımız yine aynı ölçülerde profil üzerine MDF giydirme olarak geçiyor. Yani içeride metal bir iskelet var. Onun üstünde MDF kaplı. Hatta MDF'leri de sonradan boyanmış durumda. O yüzden böyle ek yerlerini falan görmüyorsunuz. Yani her şey böyle tek parçaymış gibi gözüküyor. Bu bir bitkili akvaryum olacak. O yüzden armatüründe bitkilere uygun olması gerekiyordu. Bu gördüğümüz armatür Reaqua'nın Firefly versiyon 2'si. Şu an kamerada belli oluyor mudur bilmiyorum ama içerideki ledlerin bazıları farklı, böyle pembemsi yananlar falan var. Armatürü asmak için arkaya şöyle iki tane profil ayağı kullandım. Bunun farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Yani isterseniz direkt buraya asabiliyorsunuz, isterseniz tavana asabiliyorsunuz, isterseniz de bu şekilde profille kullanabiliyorsunuz. Benim bunu tercih etme sebebim, tavana assam bir daha akvaryumu hiçbir şekilde hareket ettiremiyorsunuz. Yani 5 cm yana almak istesem alamayacağım. Ve beni artık az çok çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Böyle burası bir deyip bir anda bir şeyleri değiştirmeye karar verebiliyorum. O yüzden bu daha mantıklı geldi. Şimdi akvaryumla ilgili diğer malzemeleri sırası geldikçe göstermeye başlayacağım. Öncelikle dolaba bir yalıtım yapmak istiyorum. Yalıtım için şu iki malzemeyi kullanacağım. Öncelikle burada bir ses bariyerim var. Bu gerçek bir ses yalıtım malzemesi, yani ses sönümleme malzemesi değil. Gerçekten ses içinden geçmesin diye yapılmış bir malzeme. Kauçuk gibi bir şey ve göründüğüne göre bayağı ağır. Bununla dolabın altını ve arkasını kaplayacağım. Tavanında ise belki bir de yanlarda şu ses sönümleme süngerlerinden kullanacağım. Bunu yapma amacım ise bu akvaryumda şöyle kocaman bir tane filtre kullanacağım. Hatta belki gerekirse ikincisini kullanacağım. Ve dış filtreler mutlaka mekanik bir ses yapıyor. Yani içerisinde sürekli olarak bir motor çalıştığı için ve su çektiği için, böyle döndürdüğü için. Onlar böyle bir titreşim, uğultu gibi bir şeyler yapıyor. Onları engellemeye çalışacağım. Neyse, yapacak bayağı bir şey var. Yaptıkça anlatırım. Hadi başlayalım. Yaklaşık bir 2 saat uğraştık fakat şu anda yalıtımımız hazır. Dolabın altı neredeyse sıfıra sıfır şekilde ses bariyeriyle kaplı. Arkada iki parça şeklinde yine ses bariyeri bulunuyor. Burayı mecbur iki parça yaptım çünkü ortada profil var. Tavanlarda ise ses sönümleme süngerlerimiz var. Onun dışında bir de şöyle ışık ekledim. Bu şarjlı ve pır sensörlü bir LED ışık. Bunu böyle mıknatısla buraya tutturabiliyorum. Ve pır sensörü sayesinde dolabın kapağını açtığımda burası aydınlanmış oluyor kısacası. Daha bu dolabın içine konacak pek çok şey olacak. Fakat önce başka bir büyük problemi çözmek istiyorum. Akvaryum bakımında en büyük problemlerden bir tanesi su değişimi oluyor ve ben bu tankta otomatik su değişimi sistemi yapmak istiyorum. Her şey planladığım gibi giderse, ki gidecek gibi duruyor, bir düğmeye basacağım, hatta telefonumdan bir düğmeye basacağım. Su boşalacak, bir düğmeye daha basacağım, su dolacak. Sırf Harun için. Harun çok uğraşmasın diye. Adamsın abi ya. Şimdi bunun için öncelikle bir tane çeşmeye ihtiyacım vardı. Şurada çeşme olduğunu düşünebilirsiniz ama burada kalorifer şeyleri var sadece. Bu binada apartman merdiven boşluğunda falan vanalar. Hani evin içinde vana bulunmuyor. O yüzden duvarı kırdırıp duvarın içinden temiz su borusunu tespit edip buraya bir tane çeşme eklettim. Boruyu bulana kadar bayağı bir yeri kırmamız gerekti ama bence değecek. Yani burayı bir alçıyla kapatırım. Çok önemli değil. Ve tabii ki bize gidere ihtiyacım var. Bu tamamen şans bu arada. Merdiven altında niye giderim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat inşaat firması buraya bir tane gider koymuş. Yani çeşme meşme hiçbir şey yok burada normalde. Ama gider var. Bu gerçekten kurmak istediğim sistem için çok kritik bir şey ve tamamen şans eseri burada. Hiçbir mantıklı sebep bulamıyorum onun niye orada olduğuna dair. Bu merdiven altı şuraya doğru devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve bu duvarın hemen arkası akvaryum. Şuraya bir tane delik delme planım var. O delikten bir tane hortum buraya gidere gelecek. Ve bir tane arıtma cihazı bağlayacağım buraya. Arıtma cihazı bu musluğa bağlı olacak. O da onun hortumu da akvaryuma gidecek. Şimdi saat geç oldu. O yüzden şu anda o duvarı kırma şansım yok. Yani nereden baksanız şöyle bir duvar çünkü bayağı ses çıkartacak. O yüzden yarın görüşürüz.
Akvaryuma devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru GeForce Now'dan bahsetmek istiyorum. GeForce Now, Nvidia'nın bilgisayar oyunlarını internet üzerinden oynamanızı sağlayan bir bulut oyun servisi. Bilgisayarınızın ekran kartının, işlemcisinin, RAM'inin vesaire hiçbir önemi yok. Sadece 15 megabitlik stabil bir internet bağlantınız varsa bütün oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. İlla bir bilgisayara sahip olmanız da gerekmiyor. Cep telefonu, tablet, Android TV, WebOS TV, hatta Chrome çalıştıran bütün cihazlardan bu sisteme bağlanabiliyorsunuz. GeForce Now'ın kütüphanesinde 1400'den fazla oyun bulunuyor ve 100'den fazla da ücretsiz oyun bulunuyor. Steam, Epic veya Uplay hesabınızda halihazırda bulunan oyunları tekrar satın almanıza da gerek yok. Bunlarla GeForce Now'a giriş yaptığınızda anında oynamaya başlayabiliyorsunuz. İndirme derdiniz de yok. Tıklıyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Sistem donanımınızdan bağımsız şekilde çalıştığı için atıyorum 3 sene sonra ekran kartınızı değiştirme derdiniz de yok. Her zaman oradaki ekran kartları en güncel, en yüksek grafikte oyunları size sunabiliyor. Şu andaki güncel fiyatlarla kabaca hesapladığımda bir konsol veya bilgisayar parası yerine 20 yıldan daha uzun sürelik GeForce Now aboneliği satın alabiliyorsunuz. GeForce Now hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için açıklama bölümüne link bırakıyor olacağım. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Şimdi neler yaptığımızı kısaca bir göstermek istiyorum. Öncelikle şuradaki şeyi kapattım alçıyla ama üstüne daha saten alçı atılmadı, yani böyle yamuk yumuk gözüktüğüne bakmayın. Buradan bir hortum geliyor ve şuradaki su arıtma cihazına gidiyor. Su arıtma cihazının ters ozmoz kısmı akvaryum için şuradan delikten geçiyor. Fakat bir de su içme bölümü var. Su içme bölümü de muhteşem portatif çeşmeye gidiyor. Sırf kardeşim için. Su içebilsin diye. Daha sonra daha şık bir çözüm bulurum ben buraya. Şimdilik sadece bunu bulabildim de. Anlatması 20 saniye sürdü de 2 gün sürdü bu arada bunlar. Alçı kurusun, duvar kırılsın falan diye uğraşırken. Neyse ön tarafa geçelim. Burada şöyle bir deliğimiz var. Bu hortum direkt olarak akvaryumun şöyle köşesine falan inecek. Bunu şeffaf hortumla değiştireceğim bu arada, yani çok belli olmayacak. Bir de şöyle araya bir yere selenoid valve bağlayacağım. Selenoid valve'i de akıllı prize bağlayacağım ve telefonumdan tıklayacağım, akvaryum dolacak. Kısaca planım bu. Bir de suyu boşaltmak için bunun tam tersi bir sistem olacak tabii ki. O da buradan suyu alacak ve buradan götürüp oradaki gidere akıtacak. Üstüme su geldi. Şimdi Haruncum, hazırsan buralara bir toplaması var. Yani şunu yapacağız diye etrafı bu kadar nasıl kirlettik bilmiyorum. Bu kadar nasıl dağıttık bilmiyorum ama. Merdiven altında tabii ki yüzlerce dolaplar molaplar vardı, hepsini sökünce. Burası korkunç bir yer oldu. Birlikte halledeceğiz artık. Benim bir işim vardı Harun, ben gidiyorum. Sen halledersin. Yarın görüşürüz. Şu anda otomatik su doldurma sistemimiz hazır ve ön tarafta yalnızca şöyle küçücük bir boru gözüküyor. Başka hiçbir şey gözükmüyor. Akvaryumun suyunu doldurmak istediğimde tek yapmam gereken şu düğmeye basmak ve direkt arıtma sistemi ve selenoid valve devreye girerek buradan suyu doldurmaya başlıyor. Yavaş dolduruyormuş gibi gözüküyor ince bir borudan çıktığı için, fakat saatte 150 litre civarı bir kapasitesi var. Zaten su değiştireceğim zaman hepsini değiştirmeyeceğim için. Evde olmam da gerekmiyor, en güzel tarafı zaten bu. Sistemi komple bitirdiğimde hem boşaltmayı hem doldurmayı direkt böyle evde yokken bir saatte falan yapabileceğim. Onun dışında tabii ki ışığı vesaire de buradan kontrol edebiliyorum. Daha buna bir şeyler eklenir. Şu yanında görmüş olduğunuz şey ise su sensörü. Su seviyesi sensörü daha doğrusu. Bu da direkt selenoid valve'a bağlı. Yani su seviyesi bu sensörün olduğu yere gelince selenoid valve kendini kapatıyor. Umarım güvenli bir sistem yaptım diye düşünüyorum. Şimdi artık yavaştan dekorasyona geçmek istiyorum. Aklımda bir şeyler planladım. Böyle kayalar, dallar, işte şu bölgeden şöyle çapraz geliyorlar. O yüzden kamera açısına göre güzel duruyor falan ama muhtemelen başladıktan sonra büyük bir kısmı doğaçlama olacak. O yüzden tam olarak aklımdaki şeyi söylemeyeceğim. Ortaya ne çıkarsa. Hadi başlayalım.
Evet, bazılarınıza garip gelecek muhtemelen ama tasarıma başlamamın üzerinden 3 gün geçti. Tabii ki 3 gün boyunca aralıksız şekilde uğraşmadım ama işte birkaç parça koy, karşısına geç otur, sonra değiştir falan şeklinde giderken 3 gün oldu ve daha bitmedi. Sağ tarafa şöyle bir dal tasarımı yaptım. Bu böyle tek parçaymış gibi gözükse bile burada 10 parçadan fazla muhtemelen dal var. Atıyorum şunu yapıştırdım buraya, şunu yapıştırdım, arkadan çıkanı yapıştırdım. Şu gövdeyi, kalın gövdeyi oluşturmak için 5 ya da 6 tane dal şurada var. Yani böyle bayağı şey gibi, maket gibi bunu yapıştıra yapıştıra bu hale getirdim. Sol tarafa da aslında bunun tersi bir şey yapmaya çalıştım. Yani bu böyle ters L şeklinde geliyor ya. Burada da böyle düz L şeklinde dallar olsun diye uğraştım. Bunun için herhalde bir 6 saat falan bunun başında geçirdim. Fakat bu kadar çok dalım olmasına rağmen yapamıyorum. Olmuyor. Yani dalların şekilleri uymuyor. Küçük küçük bir sürü dalı birleştirerek yapabilirim. Ama o da benim istediğim bir görsel değil. Şu an aklımda şöyle bir şey var. Bu kısmı birazcık daha dallarla zenginleştirmeyi düşünüyorum. Bu kısım yükselecek bir de daha buraya, bu arada toprak falan gelecek. Sol tarafı ise bu tarz böyle iwagumi gibi bırakacağım. Yani sadece kayalardan oluşan bir tasarım gibi bırakacağım. Fakat yine sıkıştırabilirsem aralara böyle, sanki aralarından ağaç kökleri çıkıyormuş gibi falan bir görsel elde etmeye çalışacağım. Orta kısmı ise hala bilmiyorum. O kısım en son. Umuyorum ki 2 güne kadar hardscape'in, yani cansız nesnelerin tasarımını bitireceğim. Sonra canlılara geçeceğim. Devam. Evet, akvaryumun hardscape kısmını şu anda tamamladım. Sağ tarafı zaten göstermiştim ama 3-5 tane ufak değişiklik var. Şöyle sanki gövdeden kökler çıkıyormuş gibi bir görünüm vermek istedim burada ve mümkün olduğu kadar kayalarla bunları eşledim şuralarda falan. Orta kısmı mümkün olduğu kadar ferah bırakmaya çalıştım. Yani şurası belki birazcık fazla ferah olmuş olabilir ama belki bir tane büyük kaya koyarım buraya, emin değilim şu an. Sol tarafı ise kocaman bir kök mü denir, gövde mi denir, kaç parça şey birleştirdim burada bilmiyorum ama bayağı bir şey birleştirdim. Yani aslında planım burada bunun tersi gibi bir şey yapmaktı fakat kökler buna izin vermedi. Şu anda da bu kısım çok kalın fakat şurası birazcık ince oldu, yani çıkış kısmı birazcık ince olduğu için şuraya böyle bitkiler falan ekip şurayı gizleyeceğim. Gizledikten sonra burada böyle hoş bir mağaramsı görüntü olacak diye umuyorum. Bu tarz bir tank yapmak isteyenler için kısaca şimdiye kadar yaptıklarımı özetleyecek olursam, öncelikle en alta bir tane mat serdim. Mat sermemin sebebi kayalar altta işte baskı yapıp böyle camı falan çatlatmasın diye, kaya kullanmayacaksanız çok bir önemi yok. Filelerin içinde gördüğünüz şeyler ponza taşıydı. Ponza taşını arka tarafta yükselti yapmak için kullandım. Tabii ki isterseniz bu yükseltiyi akvaryum toprağıyla da yapabilirsiniz. Fakat akvaryum toprağının litresi şu an 100 lira civarı. Ponza taşının litresi 5 lira falandır herhalde, yani bayağı ucuz aldım. Kullandığım kayaların hepsi Kreoka'nın Frodo Stone ismindeki kayaları. Bu kayaların gerçek ismi sanırım Aneira kayası. Fakat hobicilikte, yani akvaryum hobisinde Frodo Stone diye geçiyorlar ve evet, Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor bu isim. Kullandığım ağaçlar ise yine Kreokoa'nın Black Flame ismindeki ağaçları. Bu ağaçlarla böyle kalın gövde görünümü elde etmek istiyorsanız yapıştırmak zorundasınız. Çünkü en kalını bile şu kadar falan oluyor, yani çok kalın ağaçlar değiller. Ama işte böyle uğraştığınızda tek parça halinde bulmanızın imkansız olduğu tasarımlar çıkartabiliyorsunuz. O açıdan bence bayağı güzel bir ağaç türü. Bitki toprağı olarak ise Adanın Amazonya versiyon 2'sini kullandım. Bence birazcık gereksiz pahalı bir toprak türü fakat işte hiçbir şeye riske atmak istemedim.
istedim. Bu dünyanın en iyi toprağı olarak geçiyor. O yüzden bunu kullanmak istedim. Şimdi bitki ekme aşamasına geçmeden önce filtrasyon ekipmanlarıyla devam edeceğim. Şimdi filtre medyalarına geçecek olursak, benim aldığım filtrenin içinden bir şöyle plastik bir şeyler çıktı. Bence çöp. Bir de tabii ki bir sürü süngerimiz çıktı. Yani şu rafların hepsinin içinden süngerler çıktı. Fakat bunların da sadece bir tanesini kullanacağım. Hatta belki bunu bile kullanmam. Filtrenin en alt sepeti için Sera'nın Sporax'ını kullanacağım. Bunlar şöyle delikli seramik parçalar. Bakteri tutma kapasitesi olarak ortalamanın üstü bir kaliteye sahip bu. Benim en altta kullanma sebebim ise bu delikli yapısı sayesinde aslında suyu böyle eşit bir şekilde dağıtmasını sağlıyor. İkinci ve üçüncü sepette Creoka'nın Hivex ya da Hivex nasıl okunuyor bilmiyorum bu malzemesini kullanacağım. Bunlar şöyle minik taşlar gibi gözüküyorlar fakat bakteri tutma konusunda çok yüksek kapasiteye sahipler. Filtrenin içine koymadan önce bunları bir sudan geçirmeniz iyi olur. Dördüncü sepette Seachem'in Matrix'ini kullanacağım. Aslında birbirine çok benzer malzemeler. Bunun da bakteri tutma oranı bayağı yüksek. Şimdiye kadar filtreye koyduğum her şey biyolojik filtre malzemesi bu arada. Yani atıyorum balık kakasını yaptı. O kakanın bir şekilde bakteriler tarafından dönüştürülüp zararsız hale getirilmesini sağlayan malzemeler. Bunun daha bilimsel açıklaması da vardı. O kadarına girmeyeceğim bu videoda. Kimyasal filtreleme olarak Seachem'in Purigen'ini aldım ben. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Fakat suyun daha berrak olmasını sağlayan bir malzeme. O yüzden ben bu tankta kullanacağım. Bu aşırı küçük parçalara sahip bir malzeme. O yüzden şöyle özel filtre poşeti almanız gerekiyor bunun için. Kadın çorabı falan da kullanabilirsiniz. Son olarak mekanik temizlik için sünger ve elyaf kullanacağım. Bu, çoğu kişi bunların en önemli şey olduğunu düşünüyor. Yani akvaryumun temizliği için sünger ve elyaf gerekiyor sanıyor fakat bunlar aslında en önemsiz şeyler. Yani tabii ki önemli fakat ötekiler kadar önemli değil. Hatta bu elyaf bence birazcık fazla olmuş. Bunu azaltacağım. Unutmadan bir de Seachem'in Matrix karbonunu kullanacağım fakat bunu sadece ilk birkaç hafta kullanacağım. Birkaç hafta sonra filtrenin içinden çıkartacağım, o da aklınızda olsun. Bu bildiğiniz kömür. Bu da kullanmak zorunda olmadığınız bir şey ama özetle akvaryumun içinde kimyasal bir şey kalmışsa onları emiyor yani. Görevi bu. Ben de garantiye almak için kullanıyorum akvaryumların başlangıcında. Bunu şöyle minik minik kömürler olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra çıkartması kolay olsun diye bir tane filenin içine koydum ben bunu. Bunun işi bittikten sonra yerine büyük ihtimal sünger koyarım. Ya da daha fazla Hivex falan eklerim, bilmiyorum. Filtrenin en üst sepetinde bir sünger olmasına dikkat edin. Yani en üstte elyafı koyarsanız filtrenin verimini etkileyebiliyor. Ek olarak bu filtrenin içinde bir tane ısıtıcı var gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz sökebiliyorsunuz. Bir tane de ön filtre bölümü var. Ön filtreyi de hatta hemen size bir göstereyim. Hatta benim bu filtreyi tercih etme sebebim buydu. Aslında içinde sadece şöyle süngerler var. Genel mekanik temizliği yapmak istediğinizde sadece bunu alıyorsunuz ve temizliyorsunuz. Bu sayede filtrenin içindeki biyolojik dengeyi bozmadan mekanik temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Dış filtreye ek olarak bir de bu akvaryumda UV filtre kullanacağım. UV filtre kullanımı birazcık tartışmalı bir konu, o yüzden hiç tartışmaya girmeyeceğim. Fakat ben kullanmayı seviyorum, yani yosun olmaması için bence iyi bir şey. Bu arada bu UV filtreyi Sürüngen Dostları kanalından Kaan hediye etti. Ona da buradan bir tekrardan teşekkür etmiş olayım. Şimdi bunların montajıyla devam edelim. Evet, şu anda filtremiz de hazır. Şöyle kısaca bir göstermem gerekirse filtrenin emiş borusu buraya geliyor, zaten burada garip bir şey yok. Çıkış borusu ise ilk önce UV filtreye gidiyor. UV filtreden çıkan da şuradan dolanıp buradaki çıkışa geliyor. Emiş ve basış borularını şöyle şeffaf plexi olanlarla değiştirdim. Bunun avantajı üstünde bir tane de yüzey emici bulunması, yani yüzeydeki tozları vesaire buradan bir taraftan çekiyor oluşu. Fakat çıkış kısmını çok beğenmedim. Yani çıkışı şöyle direkt geniş bir şekilde vermesi lazım ki şuradan şöyle dolansın su ve buradan emiş borusuna gitsin. Ama bunu böyle iki tarafa verecek şekilde yapmışlar, yani direkt olarak karşıya gitmiyor. O yüzden ya böyle bırakırım ya da bunun ucuna başka bir şey takabiliyorsam onu takarım. Yani bu bana çok saçma geldi. Şimdi karbon
karbondioksit kısmıyla devam edeceğiz. Bitkili akvaryumlarda karbondioksit kullanmak bayağı önemli. Yani bitkileri beslemek için kullanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun için öncelikle bir tane karbondioksit tüpüne ihtiyacınız var. Ve akvaryuma ne kadar karbondioksit vereceğinizi belirlemek için bir tane regülatöre ihtiyacınız var. Regülatörün de selenoid valve'li olması lazım. Kısaca mantığı, selenoid valve'i bir tane zamanlayıcılı prize takıyorsunuz ve diyorsunuz ki işte günde 7 saat akvaryuma karbondioksit ver. Onun damlasını falan ayarlıyorsunuz. Ama ben işi birazcık abartmak istedim. Otomatik pH kontrol dokunmatik ekranlı zımbırtı aldım. Ve tam olarak ne yapacağımı bilmediğim için bir tane test akvaryumu ayarladım burada. İlk önce bunun içinde deneyeceğim. Çünkü bütün rehberleri Almanca. Ya, Türkçe rehber bulmayı beklemiyordum fakat İngilizce rehberi bile yok. O yüzden böyle bir şey yapamadım. Tam güvenemedim. Anlayabildiğim kadar, Almanca'dan anlayabildiğim kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Regülatörü tüpe takarak başlıyoruz. Kontrol ekranımız şöyle bir şey. Burada dokunmatik yüzeyi vesaire var. Kontrolcümüze enerjiyi veriyorum. En azından burada İngilizce seçeneğimiz varmış. Biraz daha anlarım diye düşünüyorum. Şimdi kalibrasyona başlamamı istiyor. Bunun için şunu alıyoruz. Şöyle bir test kitimiz var. Şu anda yapmamı istediği şey şu pH sensörünü kalibre etmem. Bunun için burada böyle sıvılarım var. Bu sıvılardan bir tanesi pH 7 çözeltisi. Yani bunun içindeki sıvı pH 7. Bir tanesi pH 4. Burada bir tane saf suyumuz var. Bunda da depolama solüsyonu diyor. Herhalde şuradaki sıvı, şu sensörün dışında bir sıvı var ya. Sanırım bu. Hemen şunları bir bağlayalım. Sıcaklık sensörümüz de var bu arada. Şimdi bu kapların bir tanesine pH 4 çözeltisi, bir tanesine pH 7 çözeltisi, bir tanesine de saf su dolduracağım. Önce bir sensörü saf suyun içinde yıkıyorum. Sonra bunları pH 7 solüsyonun içine bırakıp buradan kalibre et diyorum. Sonra yine bunları bir saf suyla yıkayıp bir de pH 4 ile kalibre ediyorum. Bu da bitti. Sanırım buradan hedef pH belirleyeceğim kendime. Şu an sürekli ekranı yanıp sönüyor. Niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ama sanırım oldu. Şimdi şuraya bir karbondioksit vermeye başlayalım. Açıyorum Harun, hazır mısın? Aç. Evet, karbondioksiti vermeye başladık. Şimdi yarına kadar bunu test edeceğim. Yani şu aletin tam olarak ne yaptığını falan bir anlamaya çalışacağım. Sonra devam edeceğim. Ve sonunda geldik bitki ekim gününe. Önümde bir dünya bitki var. Bitkilerin isimleri aşırı zor. O yüzden şöyle kısaca birkaç tanesini göstereceğim. Öncelikle bir dünya şeyim var. Christmas moss'um var. Bunlar bir çeşit yosun. Dalların, kayaların üstünü falan kaplamak için kullanılıyor. Zemin için kübalarım var. Şu görmüş olduğunuz minicik bitkiler küba olarak geçiyor. Ve bir süre sonra akvaryumun tabanını komple kaplıyorlar. Böyle yonca bahçesi gibi güzel bir görünüm çıkıyor ortaya. Diğerlerinin isimlerini biraz kopya çekeceğim. Mesela şunun adı Heteranthera Zosterelefolia'ymış. Şunlar Hygrophilia salicophilia nero. Şunların adı Echinetorus tenellus falan ya. Yani böyle hep böyle garip garip isimler. Şunlar Rotala HCR mi öyle bir şey. Vesaire vesaire. Bitkiler birazcık karışık. Bitki seçme kısmının çoğunu beta marketimden Hüseyin abiye bıraktım. Yani sayılarını falan o seçti. Hatta acil abi ben video yetiştireceğim falan dedim. Böyle otobüsle motobüsle getirtti bunları böyle hızlıca. Teşekkür edeyim ona buradan bir daha. Şimdi çırak, hazır mısın? Ekim yapacağız. Ben niye çırak oldum yine? Her ustanın bir çırağa ihtiyacı var. Tamam, hazırım. Bunların hepsi teker teker temizlenecek. Bak bunlar böyle jelle geliyor. Altlarında jeller var. Bu jellerin hepsini yıkamak gerekiyor. Yıkamanın için şuraya şey getirdim. Borcam. İçi su dolu. Onu ben getirdim oraya. İçinde ben doldurdum. Neyse hadi başlayalım. Kind of hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize.
haters on a tirade. Talk until they grip in their face. Be still, let that hate stuff fade. We all want the same. We all want a meal in a safe. I want to live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips. Feel big from the bib. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades. I'm in love with the chase. I just want to eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I ready, give a piece of myself to the pay. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Do it at me, old man, tryna pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear, damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass. No brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curb them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. Lighten up, hear him talking, they ain't right enough. Tighten up, everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past supper when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in the reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. Evet, akvaryuma suyu doldurmamızın üzerinden 3 gün geçti ve su da yavaş yavaş berraklaşıyor artık. Hemen bir içini şöyle özetleyecek olursam, şu küçük yapraklı bitkilerin hepsi küba, bunlar bir süre sonra zemini komple kaplayacaklar. Yani böyle parça parça ektim ki hızlı bir şekilde aralar toparlansın. Yani finale geldiğinde, bunlar büyüdüğünde bu kahverengi toprağı hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Kütüklerin üstünde şu an görmüş olduğunuz şu çirkin kahverengi beyaz karışımı şeylerin hepsi Christmas moss. Şu anda aşırı çirkin gözüküyorlar çünkü bunları yapıştırıcıyla yapıştırdım ve o beyaz olarak gördüğünüz şeyler aslında yapıştırıcı. Ve şu anda renk olarak da hiç iç açıcı durmuyorlar ama bunlar bir süre sonra böyle güzel yeşeriyorlar ve etrafa böyle bir dünya dalları çıkıyor. Şuraya hemen kenara bir tane normalde nasıl gözüktüklerini koyarız. Kayaların aralarında, kütüklerin arasında falan gördüğünüz şeylerin bir kısmı Anubias Nana, diğerlerinin ismini unuttum ama işte buralarda falan hep Anubias Nana'ya benzeyen bitkilerden var. Bu bitkileri toprağa ekmiyorsunuz, bir yere tutunmaları gerekiyor. Yani ben de kütüklerin kayaların arasına falan tutunacak şekilde ayarladım. Aslında şurada birkaç tane ektim de denemek istedim yani. Çok fazla vardı nasıl olsa. Bir kısmı kayaların üstünde. Ya mesela şu önde görmüş olduğunuz kayanın üstüne yapışık. Ama arkada birkaç tane de ekilmiş var hani. Belki tutar. Ya tutarsa diye denedim. Şu kırmızımsı olarak gördükleriniz rotala, bir süre sonra bunlar böyle pembeleşiyor. Daha bir kırmızılaşıyor. Bunlar in vitro olduğu için şu anda renkleri çok doğru değil. Yavaş yavaş böyle gübrelendikçe güzelleşiyorlar. Aralarda daha onlardan bir dünya var. Daha aralarda farklı bir dünya bitki var. Bunların çoğunun ismini ezbere bilmiyorum. Böyle karışık isimleri. Ama mesela şurada böyle çalı gibi bitkiler kullandım. Hani kübalar buraları saracak ama kayaların dibi böyle daha bir çalı gibi böyle diken diken olacak falan. O tarz şeyler düşünerekten bir şeyler yapmaya çalıştım. Bitkilerin kendine gelmesi daha en azından bir 3 hafta sürer. Size aslında bu kadar erken bir şekilde göstermemem gerekiyordu ama yani genel olarak 3 hafta sonra falan gösterilir akvaryum. Tahmini bir 3 ay sonra da tam olarak istediğim forma bürünür. Yani zemin falan komple kaplanmış olur diye düşünüyorum ve planlıyorum. Birkaç hafta sonra zaten balıkları aldığım bir video gelir. O video geldiğinde de gelişmeleri görürsünüz. Ayrıca o videoyu kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni de atarsanız sevinirim. Şimdi gelelim maliyete. Bu akvaryuma başlarken en fazla 20 bin lira falan harcarım diye düşünüyordum. Şu an kabaca bir hesap yaptım. Toplam 100 bin liralık falan malzeme duruyor burada. Hadi bir %20'si falan hediye desek yine bir 80 bin lira falan gömdüm. Her şey en iyisi olsun, en iyisi olsun derken böyle nasıl bu noktaya geldim bilmiyorum ama işte hani normalde mesela 12 milimetre cam kullanılabilirdi. Ben dedim ki 15 milimetre olsun, bir de ultra clear olsun. 500 liralık bir ters osmoz
zımbırtısı alıp yanına bir tane depo koymak varken gittim sanayi tipi su arıtma cihazı aldım. Sadece bir regülatör ve zamanlamalı prizle çözülebilecek karbondioksit işini dedim ki üstünde bilgisayarı olsun oradan gireyim kontrol edeyim falan filan derken işte böyle oldu. Teşekkür ederim evime 100 bin liralık akvaryum yaptığın için. Rica ederim kardeşim. Senin alt katında ne var abi? Hiçbir şey. Koltuğum var. Bir daha alalım. Yapacağım ama başlayacağım ona da. Önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta geliyor onun videosu da. Yani bir kere de bitiremem ama başlıyorum. Ama şöyle bir şey var ki bir şuraya bak. Sence daha iyisi olur mu? Olur. Ya içinde akvaryum olur mu? Olmaz. Ama akvaryumun içindeymişim etkisi olabilir. Allah Allah. Var ya aklımda bir şeyler var. Bu videoya yetişmeyen iki şey oldu bu arada. Birincisi otomatik su boşaltma sistemi. Yani suyu otomatik olarak doldurabiliyorum. Fakat boşaltmak için yandan yine hortum çekip tuvalete döküyorum. İkincisi de otomatik gübreleme sistemi. Şöyle şurada bir dünya gübrem var gördüğünüz gibi. Bunları şu anda manuel olarak döküyorum. Fakat bunun içinde bir tane işte akıllı böyle zımbırtı sipariş ettim. Çin'den geleceği için yetişmedi. Ama gübreleme de akıllı olacak. Böyle telefondan girip işte 20 milimetre şundan bilmem kaç milimetre bunu diyeceğim. Onu da kendi yapacak sonra. Onların ikisi de eklendiği zaman aslında tamamen sorumsuz bir akvaryum yapmış oluyorum sanırım. Sadece cam temizlemek kalıyor. Bir de arada bir filtreyi temizlemek. Onun dışında hiçbir şey, elle yapılacak hiçbir şey olmayacak. Neyse final olarak benim fazlasıyla içime sindi. Şu an belki bazı kısımlar hoşunuza gitmiyor olabilir. Fakat bitkiler büyüdükçe onlar da toparlanacak. Böyle arkalardan falan bir dünya bitki çıkacak. Yani birkaç ay sonraki halini ben hayal edebiliyorum şu an. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca akvaryumla ilgili gelecek videoları kaçırmamak isterseniz abone ol butonun yanındaki zil simgesine tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.